Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün Vivo'nun yepyeni bir orta segment telefonuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Vivo V29 Lite modeli. Bu telefon hem rakiplerine göre uygun bir fiyat sergilerken hem de üst segment telefonlarda karşımıza çıkan özelliklere sahip arkadaşlar. Dilerseniz fazla uzatmadan incelememize geçelim. Bildiğiniz gibi Vivo V serisi modelleriyle genellikle üst segmente hitap eden uygun fiyatlı modelleriyle karşımıza çıkıyor. Bugün ise V29 Lite ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu model kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Aslında pek de bu fiyatta rastlamadığımız bir şey ve yüksek tazeleme oranıyla da bu ekranı destekliyor arkadaşlar. İlk olarak tasarımıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özelliklerle devam edeceğiz. Tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman sağ tarafına baktığımızda bir adet kilit tuşu ve ses açma kısma tuşu yer alıyor arkadaşlar. Alt tarafında ise sim tepsisi, mikrofon ve hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda şarj olması için Type-C girişinin yer aldığını da belirtelim. Arka tarafına baktığımız zaman daire bir biçiminde konumlandırılmış üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameraların performanslarına az sonra değineceğiz ama kamera çıkıntısının bir hayli ince olduğunu söyleyebiliriz ki bu performansa göre değerlendirdiğimiz zaman yanında kutu içeriğinde gelen kılıfla beraber bu çıkıntının da yok olduğunu söyleyelim arkadaşlar. İncelememize çok kısa geçmeden önce hemen kutu içeriğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kutu içeriğinde bir adet şeffaf kılıf bulunuyor ve az önce de bahsettiğim gibi buradaki kamera çıkıntısını şeffaf kılıf sayesinde yok edebiliyoruz. Aynı zamanda 44 wattlık hızlı şarj adaptörü yine V29 Lite modelinin kutu içeriğinde çıkıyor arkadaşlar. Şu anda piyasadaki rakiplerine baktığımız zaman artık adaptörlerin dahi kutuya konmadığını görüyoruz. Sorsak derler ki doğayı korumak istiyoruz. Adaptör atıklarının dünyada fazla olmaması istiyoruz ama bu tamamen maddi kazanç amaçlı arkadaşlar. Ama Vivo öyle yapmamış. Bizler için 44 wattlık adaptörünü kutu içeriğinde koymuş arkadaşlar. Hemen kutu içeriğini bir kenara bırakıp ekran özellikleriyle devam ediyorum arkadaşlar. Son derece ince çerçevelere sahip bir panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kavisli ekranından da bu oldukça net bir şekilde anlaşılıyor arkadaşlar. Ekran özelliklerine baktığımız zaman 6.78 inçlik bir panel yer alıyor. 1080x2400 çözünürlüğüne sahip arkadaşlar. Aynı zamanda bu panel tipi AMOLED arkadaşlar ve 120 Hz'lik tazeleme oranına sahip. %90.3'lük ekran gövde oranına sahip olan model 388 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bizlere sunuyor arkadaşlar. Parlaklık değeri de oldukça tatmin edici. 1000 nitlik maksimum parlaklık değeri karşımıza çıkıyor. Ekran özelliklerini genel olarak değerlendirdiğimizde kendi segmentine göre oldukça iyi bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kavisli ekran olmasından da bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Kavisli ekranının aslında şöyle bir avantajı var. Bir şeyler izlerken, film, dizi izlerken veya oyun oynarken tam ekran hissiyatını sonuna kadar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ben kavisli ekran olmasını oldukça beğendim. Daha önceden bir kavisli telefon kullanmamıştım ki bu telefonu bir haftadır kullanıyorum. Ve kullandığım süre boyunca en başta bir zorluk yaşadığım oldu ama yalnızca ilk bir saat arkadaşlar. Bir menüde geri gelirken mesela kavisli ekran olduğu için o işlevi tam olarak yapamayabiliyordum. Ama bir saatlik ekran kullanımından sonra bunu rahatlıkla yapabiliyor hale geldim. Hatta bu saatten sonra düz ekranlı telefonlara biraz daha kötü gözle bakıyorum. Yani kullanmaya devam edersem kavisli ekranlarla devam ederim muhtemelen. Ekran özelliklerine baktık. Şimdi gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Vivo V29 Lite modeli Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 695 5G yongasına sahip. Ayrıca bu yonga seti 6 nanometre mimarili. 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan model. Sanal RAM desteği sayesinde de RAM belleğini resmen ikiye katlıyor arkadaşlar. IP54 sertifikasıyla geliyor. Bluetooth 5.1 sürümüne sahip. 5000 mAh'lik pile sahip olan modelin 44 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. İlk olarak işlemci performansıyla bu teknik özellikleri yorumlamaya başlıyorum. Snapdragon 695 5G yonga setine sahip olduğunu söylemiştik. İlk olarak 5G kısmına değineceğim. 5G olması bence önemli bir avantaj. Çünkü artık ülkemizde 5G adımları atılmaya başlandı. Yani bu yıl sonu olması bile artık bir dahaki yıl yavaş yavaş 5G'ye geçmeye başlayacağız. Şu anda İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin bazı bölgelerinde 5G bağlantısı test ediliyor arkadaşlar. Yakında bu kapsam alanı daha da artacaktır. Bu yüzden ben önümüzdeki yıllarda 5G telefonlara geçeceği için şimdiden 5G telefonların alınmasını daha mantıklı buluyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan telefon fiyatlarıyla şu anki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Yani her geçen yıl artık akıllı telefonlara ulaştığımızda
ulaşmanın daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Ve ben de diyorum ki zaten 2 sene sonra 5G'ye geçeceğiz ve şimdiden telefonlara ulaşmak daha kolayken neden şimdiden 5G destekli bir telefon alınmasın? Bu yüzden bana şimdiden 5G destekli bir telefon almak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim işlemcideki 6 nanometre ibaresine. Bu ne anlama geliyor? 6 nanometre demek işlemcide yer alan transistörler arası mesafenin 6 nanometre olduğu anlamına geliyor. Yani piyasada şu anda orta segment bir telefonda 10-12 nanometrelik transistörler arası mesafe farkları yer alıyor arkadaşlar. Ama nanometre değeri ne kadar düşükse, transistörler arası mesafe ne kadar düşükse aslında o işlemcinin verimliliği daha iyi anlamına geliyor. Yani aslında 6 nanometrelik bir işlemciye sahip olan bir telefonun daha verimli çalıştığını söyleyebiliriz. Haliyle daha az pil tükettiğini de söylemek mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda ısınma gibi sorunlar da düşük mimarili işlemcilerde daha az görülüyor. Bu yüzden Vivo'nun yeni nesil bir işlemci kullanmasının bu telefonda çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yıllar boyunca kullanılabilecek bir işlemci karşımıza çıkıyor V29 Lite modelinde. Aynı zamanda bu işlemciyi desteklemek için ise 8 GB'lık bir RAM belleğinin olduğunu söylemiştik. Vivo'nun kendi Funtouch OS 13 arayüzü sayesinde bu RAM belleğe ekstradan sanal RAM eklenebiliyor. Peki nedir sanal RAM? Bildiğiniz gibi depolama alanının bir kısmını RAM olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki yarın bir gün 8 GB'lık RAM yetersiz gelirse Funtouch OS yardımımıza koşuyor ve bizler için sanal RAM desteği sayesinde yıllarca kullanabileceğimiz bir telefon haline getiriyor arkadaşlar. Bu yüzden sanal RAM desteğinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz ki oyun testleri de yaptık. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi oyunlar oynadık. Uzun süreli oynamada dahi herhangi bir donma ve kasmayla karşılaşmadık arkadaşlar. Burada da işlemcinin farkını sonuna kadar hissettik. Yani çok ufak işlemcinin olduğu kısımda, yani kamera yanında bir ısınma söz konusu alabiliyor ama piyasadaki her telefonun oyun oynarken ısındığını biliyoruz. Vivo bu konuda şöyle bir farkını koydu. Oyun oynamayı bıraktıktan sonra çok kısa bir sürede soğuyabildi arkadaşlar. Yani ısınma değerleri beklediğimiz kadar pik yapmadı. Çok yüksek değerlere ulaşmadık ve telefonu bıraktığımızda da kolay bir şekilde soğuyabildi. Bunun da yine önemli bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Oyun performans tarafında V29 Lite başarılı bir performans sergiledi bizlere. Evet, şimdi geldik telefonun en çok öne çıkan kısımlarından biri olan kameraya arkadaşlar. Kamerada resmen üst segment telefonlardan aldığı birçok özellik yer alıyor. İlk olarak yüksek çözünürlüklü bir lense sahip. Yani arka kamerasında 64 megapikselli bir kamera yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu kamera optik imaj sabitleyici özelliğine sahip. Yanlış duymadınız, orta segment bir telefonda OIS özelliği karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu ana kameraya 2 adet lens eşlik ediyor. Bu iki lensin ikisi de 2 megapiksel çözünürlüğünde. Biri derinlik kamerası, biri de makro lens arkadaşlar. Ön tarafa baktığımız zaman 16 megapiksellik f2.5 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerada yer alıyor. Kameranın fotoğraf performansı, video performansı da beni oldukça tatmin etti. Kağıt üzerindeki verilere baktığımız zaman veriler bu şekilde. Peki gerçek hayatta bu telefon bizlere nasıl bir kamera performansı sunuyor? Dilerseniz kamera testimize hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar, Vivo V29 Lite modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. 1080p çekim yapabiliyor ve görüntü performansı da bu şekilde. Şöyle arkamızda E5 olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Yani biraz kalabalık ve gürültülü bir ortamdayız. Ön kamerayla en fazla 2x zoom yapabiliyoruz. Bu da önemli bir avantaj. Bunun dışında ses performansı da bu şekilde. Vivo V29 Lite modelinin arka kamerasındayız şu anda. Ve görüntü performansı da bu şekilde. Hatta bir tarafa zoom testi yapalım. Şöyle metro istasyonuna doğru zoomlayabiliyoruz. En fazla 12 zoom yapabiliyor. Ve şu anda da yürümeye başladım. Eğer sarsıntı önleme tarafında çok da sarsılmıyorsa görüntü engelleyicisinin yazılımsal olarak başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.
Evet, kamera performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. Ben kendi fiyat segmentine sahip olan, yani bu fiyat kalibresindeki rakiplerine baktığımda oldukça başarılı bir yol çizdiğini görüyorum arkadaşlar. Eğer ki bu telefonla karşılaştırmamızı istediğiniz bir telefon varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Biz de kamera tarafında bu iki telefonu karşılaştıralım arkadaşlar. Telefonun Android 13 ile kutudan çıktığını söylemiştik. Bu işletim sistemine ise FunTouch OS 13 arayüzde eşlik ediyor arkadaşlar. FunTouch OS'in birçok konuda bizlere yardımcı olduğunu biliyoruz. Yani sanal RAM desteği ya da oyun modu gibi birçok modu var. Vivo'nun V29 Lite modelinin 32.000'den fazla düşme testinden geçtiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Oldukça sağlam bir telefon. Yani şu anda ben bu telefonu buradan bıraksam bile hiçbir şey olmayacaktır. Bunu daha da yüksekten de yapabiliriz yani. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yeri geldiğinde test etmek için cebimden de kaç defa düşürdüğüm oldu ama şu anda da ekranda gördüğünüz gibi. Yani ekranı da şu anda görüyorsunuz. Oldukça sağlam bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle sizler için kadrajdan daha iyi çıkardığımda telefona hiçbir şey olmuyor. Bu da sağlam bir telefon olduğu anlamına geliyor. Daha da büyük sağlamlık testleri yapabiliriz arkadaşlar. Yorumlar kısmında yine onu da belirtmeyi unutmayın. İncelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cihazın fiyatına bakacak olursak Vivo'nun resmi sitesinde dönem dönem kampanyalar oluyor. Yani Vivo V29 Lite'ın bazen sepette indirim, bazen ise ekstra hediyelerle birçok kampanyaların olduğunu biliyoruz dönem dönem. Bu yüzden Vivo'nun resmi web sitesini ziyaret etmenizde fayda var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Biz de sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi de unutmayın.